Öyle. Şöyle bakın. Ben Ergenekon davalarını izlediğimde Fatma Cengiz diye bir, kendisi de bu arada kumpasa uğramış, haksızlığa uğramış bir tutuklu. İlkokul mezunu. Şunu hiç unutmuyorum avukatının söylediğini. Sonuçta bütün yurttaşlarımız bizim için kıymetli ama hani eğitimsiz bir yurttaşımız ve çok önemli hani hayal etmiş gelememiş bir yurttaşımız yerlere. Avukatı şöyle demişti Alev Hanım. Benim vekilimin hayatında gelebileceği, olabileceği en prestijli şey bu davada sanık olmaktır demişti. Sonra zamanla anladım ki Ergenekon davası içerisinde bazı sanıkların bütün siyasi davalar için geçerli. Bu dev yol davası için de geçerli olabilir. Mesela başka bir yerde, ne bileyim, başka siyasi davalar için de, sahada da olabilir. Yani Ergenekon davası özelinde şunu söyleyebilirim. Oradan çıkan bazı kesimlerin başına gelebilecek en prestijli şey gerçekten de o davada sanık olmakmış. Çünkü siz eğer savunduğunuz değerlerin karşısına geçiyorsanız, siz eğer ben bu davanın savcısıyım diyen bir kişinin savunmasına geçiyorsanız, siz eğer Türkiye Cumhuriyeti'ne kumpaslar kurmuş Zekeriya Öz'ün altına zırhlı araç veren, onunla birlikte zaman zaman Beşiktaş'ta buluşan, hakimlerle buluşan ve size karşı tutuklamalar yapmış kişiye bu denli destek olmuş bir siyasetçinin destekçisi oluyorsanız, siz eğer Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Çelebi bir asker Teğmen ve o askerler emin olun diğerlerinin önünü açmak için tutuklandılar. Siz eğer Fethullahçı askerleri terfi ettiren imzaları atan bir siyasetçinin savunmasını yapıyorsanız, siz eğer 15 Temmuz'dan sonra bile kendisinin tarafına geçmiş Fethullahçıları koruyan, kollayan, biliyorsunuz değil mi, kendi avukatlarını bile gönderdi bazılarına, bir siyasetçinin yanında yer alıyorsanız ve sonuçta insanlar fikir değiştirebilirler. Benim fikir değiştiren insanlara söyleyeceğim bir şey yok. Benim sözüm bir dönem kendi savunduğu değerlere saldırarak kendi fikrini ispatlamaya çalışan insanlara ve siz eğer sizinle birlikte aynı sıralarda oturmuş, o dönemde bakın açın Ergenekon davası klasörlerini, yine Merdan Yanardağ terörist olmadığını ispatlamaya çalışıyor. Aynı şeylere muhatap olmuş. Evet, aynı savunmada kullandığı tümceler de benzer. Aynı. Ama Aynı yani benden. Yani bunu insanları saldırıyorsanız doğal olarak siz aslında çoktan renginizi, kimliğinizi, kalıbınızı, kıyafetinizi değiştirmişsiniz demektir. Bu değiştirmişsiniz. sadece Evet. bir fikir değişmesi değil. Az önce Kılıçdaroğlu, daha doğrusu Bahçeli üzerinden Erdoğan'ı da anlatırken yaptıklarınızı unutuyorsunuz dediniz ya Bahçeli için hangi ifadeleri kullandığını. Ama yapılanlar da mı, kendisine yapılanlar da mı unutuluyor Mehmet Ali Çelebi'ye acaba? Yani içeride yattınız siz böyle bir kumpastan. Burası tabii soru işareti kalacak. Şimdi yönetmenim de uyarıyor, 1 dakika var. Merdan Yanardağ'a itiraz yapıldı. Bugün yarın umuyoruz ki o itiraza yanıt gelecektir, karara bağlanacaktır diye düşünüyoruz. Uzatmamalarını da talep ediyoruz. O aradaki kağıt gidip gelme sürecini. Son sözleriniz konuya dair nedir? Ben Yanardağ çok serbest net bırakılır mı? söylemek istediğim şeyi aslında sona sakladım. Ben hakimlere seslenmek istiyorum. Türk milleti adına diye başlar hakimlerin kararları. Çünkü onlar mesela savcının başına Cumhuriyet yazar, Cumhuriyet savcısı yazar. Hakimlerse millet adına karar verirler. Yani gerekirse kendilerini yöneten siyasetçilere karşı karar verirler. Gerekirse kendilerini böyle baskı altına alan linç gruplarına karşı verirler. Çünkü onlar milletin vicdanına bakarlar. Merdan Yanardağ'ın tutuklanması hukuka uygun mu? Değil. Açın hukuku. Katalog suçlardan değil, terör örgütü propagandasını tanımlanmış şey değil, değil, değil. Merdan Yanardağ'ın tutuklanması Türk milletinin istikbaline zarar veren bir şey. Merdan Yanardağ'ın tutuklanması açıkça adaletsiz olan bir şey. Ben hakimlere seslenmek istiyorum. Lütfen hukuka uygun olanı. Lütfen vicdana uygun olanı. Lütfen milletin istikbalini karartmayacak olanın peşinden gidin. Bugün bunu yapmak zor gelebilir ama yarın siz dönüp baktığınızda dersiniz ki bunu yapmam sayesinde Türkiye daha aydınlık bir yer oldu. Asıl şeyimiz, sesleneceğimiz yerin orası olması lazım. Çünkü Merdan Yanardağ üzerinden tutuklama yaparken
Merdan Yanar daha hapiste tutarken Türkiye'nin daha özgür bir yer olması, daha adil bir yer olması mümkün değil. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sabahın bu erken saatinde bize Tele1'e ve Merdan Yanardağ'a vakit ayırdınız. Onu gündemde tutmamız son derece kritik. Çünkü tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele olduğunu düşünüyorum. Az önce de konuştuk birçok alanda.